Paref, Rozbaş, Pespaş, Moğdu, Kalimera, tüm halkların Türk dillerinde, kendi dillerinde, kendi ana dillerinde ana dil gününü kutlarım. Gerçekten ana dilin tarihsel önemini defalarca anlatsak da yine de eksik kaldığını düşünüyoruz. Özellikle bu coğrafya içerisinde tekçi anlayışların kaybolan ana dillerin dışında bugün 2400 dünyada 6400 tane dil kullanıldığı bir coğrafyanın 2400 tanesinin kaybolma tehlikesi yaşarken ne yazık ki ülkemizde de 18 tane ana dil kaybolmak durumunu yaşıyor. Ve bu nedenle aslında 21 Şubat Dünya Ana Diller Günü çok değerli ve anlamlı. Evet, biraz önce de söylediğim gibi tekçi anlayış üzerinden bir girişten başladım. Buna en büyük cevabı ben Raquel Dink'in verdiğini düşünüyorum. Ben Türkçe, Ermenice ve Kürtçe biliyorum ve içimde hiçbiri kavga etmiyor demişti. Ve bence bu birçok anlamda hepimiz için çok da değerli bir cümleydi. Dünya ana dil gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada ciddi anlamda sorunlar yaşıyor birçok ana dil kendilerini var edebilmesi. Ama ülkemizde ne yazık ki coğrafyanın kendi dilleri bile sıkıntı yaşıyor. Evet, bu etkinlik HDP İstanbul, HDP Kadıköy'ün çalışması olarak bir anıyla bizlere bizler davet edildik. Ama birçok alanda zaten birbirimizle yan yana olduğumuz ve birbirimizden çalıştığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bugün ise sadece ana dil üzerinden biraz daha konuşacağız. Kendi dillerimizi önemseyeceğiz. Halkların Demokratik Partisi sadece bir kimliğin, bir etnik kimliğin partisi olduğunu söyleyenlere karşı bugün bu coğrafyadaki neredeyse tüm ana dilleri kullanan insanların kendi nelerine özgü bir yapıyla burada var olduğunun aslında bu ana dil bir yanıyla da ispatı olacak. Evet, en basitinden sadece bir kısa bir bilgi aktarmak isterim. İsviçre'de 26 kanton var ve 4 tane ana dil olarak kendi dillerini kullanıyorlar. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca. Bunların %73'ü Almanca, Fransızca 23'ü, İtalyanca 6,1 ve Romanca 0,7 ve 4 dili de ülke ana dil olarak kabul etmiş. Bu anlamda gerçekten dünyanın en demokratik ülkeleri arasında gösterilen bir ülkede böyle bir tutumun aslında coğrafyaya vereceği kültürü katkıyı da eklemek gerekiyor. Evet, lafı çok uzatmadan bugün katılımcıları ben biraz sizlere tanıtmak istiyorum. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcımız, Halkta İnançlar Komisyonu'nun sözcüsülüğünü de yapan Tülay vekilimiz aramızda. Bugün kendi ana dili olan Arapça hakkında bizlere yardımcı olacak, bilgi aktaracak. Yine Jinebs gazetesinden Adige dili üzerinden bize bilgi aktaracak Erdoğan arkadaşımız var. Erdoğan arkadaşımız da bizim HDK çalışmalarımızda aktif rol alan bir arkadaşımızdır. Yine Zora Zimanu Çanda Kurdi'den Zuhal arkadaşımız bizlerle olacak. Ve Çeçen arkadaşımız, Çeçen dilini anlatacak arkadaşımız da Kadir Polat. O da yine Jinebs gazetesinden bizlerle beraber olacak. Ben de zamanın bulabilirsek en son bölümde sizlere kendi ana dilimde Ermenice olarak da bu konu Ermenice hakkında sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım. Sözü çok uzatmadan ben Tülay vekilime veriyorum. Tülay vekilime vermeden önce bize Tülay vekilimden şöyle de bir rica edeceğiz. Sonuç olarak
Tülay Vekilimiz'in Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcılığının dışındaki en önemli konusu komisyon olarak da Halklar ve İnançlar, ki partimizin en önemli komisyonlarından ve hatta bu komisyonumuzun özellikle bu dönemde HDP'nin sadece bir etnik kimliğin partisiymiş gibi gösterenlere karşı verdiği en büyük cevap da bu komisyonun çalışmaları oluyor. Ben öncelikle biraz böyle bir girişle Tülay Vekilim bize bilgilendirme yaparsanız ve daha sonra da kendi ana diliniz Arapça ile ilgili bizlere aydınlatırsanız çok sevinirim. Hepimize iyi yayınlar olsun. Buyurun. Sesinizi alamıyoruz. Ses gelmiyor sanırım. Ben isterseniz Süray Vekili ses gelene kadar bir şeyler daha, bir bilgiler daha, biraz daha bilgi aktarayım. Süray Vekilimizin sesi mikrofonu kapalıydı. Şimdi açıldı ama bilmiyorum. Yok, gelmiyor. Acaba? Evet. Dünyada 6400 tane dil kullanılıyor ve 2400'ü yok olma tehlikesi altında. Bunların 18 tanesi de Türkiye'de var ve açıkçası Türkçeden sonra da Kürtçe. Tülay Bekim, sesiniz geliyor mu? Güzel arkadaşım herhalde sesi var. Şöyle yapalım mı? Tülay Vekilim, bir isterseniz siz girip çıkın, arkadaşlar da yardımcı olsun. Ben ilk sözü o zaman Zuhal arkadaşa vereyim. Zuhal arkadaş bir başlangıç yapsın. Ve isterseniz Zuhal arkadaş programımızın ilk konuşmacısı olarak başlasın. Daha sonra Tülay Vekilimiz ses alırsa ikinci konuşmacı olarak da Tülay Vekilimiz olur. Zuhal arkadaş, buyurun. Sesi kapalı. Zuhal arkadaş, sesinizi açabilir misiniz? Zuhal arkadaşta da bir sıkıntı var. Bugün biraz ters başladık. Erdoğan arkadaş, en azından sizin sesinizi duydum. Buyurun, siz başlayın isterseniz. Diğer arkadaşlar sorunu çözene kadar en Evet. azından şey yapalım, başlayalım. Evet, Pesapş. Doğru mu Hasan telaffuz ettim? Pesapş Murat Sıkmış. Tutkuva da bu kuzuşa. Yunus min Rashid Murat Bursa Boğan Kızıl İştah Kâbzen Teyit Yuvar Nohbe Dunepsom yani Delhu bizim ya soku. Dunem Teyit Miniyim Mini bilinmez Zer Mini Timre Nokamra Kodunum Yavuz Nipaş hakra has. Ve bir dediği diye bizleri, Rıza bizleri, Şeşen'e bizleri, Ketu var. Anadolu'nun kışı bize dozu iyi bilir, o dünüm yavuz git. Meham yaşış, uzun bu şimdi. Herkese merhabalar. UNESCO'nun 1999 yılında aldığı kararla 21 Şubat'ı Dünya Ana Dili Günü olarak kutluyoruz artık. Murat Hocam'ın da belirttiği gibi 7000'e yakın dünyada dil konuşulmakta ve bunun 2500'ü kaybolma tehlikesi altında. Bu diller arasında da benim konuştuğum Adiyece de var. Anadolu'da 18 dil dedi Murat Hocam. Üçü aslında kayboldu. Bunlardan biri de Ubikçe. Hatta hiç bahsi edilmeyen bizim ana dillerimizden Adiyece'nin bir lehçesi olan Latukayca da kayboldu.
Artık ne Tukayca'yı konuşan hiç kimse yok. Ubikçe'de olduğu gibi. Belki Ubikçe'de konuşanlar vardı ama ne Tukayca konuşan ben şimdiye kadar hiç duymadım. Yani gide gide diller ölüyor. Diller öldükçe sadece iletişim aracı bitmiyor. Yaşam ölüyor. O kültüre ait bütün bilgiler yok oluyor. Ekolojik olarak o dilde var olan bir ilacın yok olması, var olan bir bitkinin, o dildeki bitkinin yok olması. Yani bütün bir o dile ait ekolojik sistem, kültür, her şey yok. Sadece halk bitmiyor. Yani bu zenginlik dediğimiz şey aslında budur. Sadece dil değildir. O dilden gelen kültürel değerlerdir. O dilden gelen ekolojik değerlerdir. O dilden gelen insan ilişkileridir. O dilden gelen geleneklerdir. Bütün bunlar yok oldu. Bunların yok olmaması için ne yapılabilir? Benim bir hayalim var. Evime girdiğim zaman kendi ana dilimi her türlü medyada duyabilmek. Televizyonu açtığımda o televizyonda seyrettiğim diziyi ana dilimde duyabilmek. Eşimle konuştuğumda ana dilimde duyabilmek. Sokağa çıktığımda ana dilimi kullanan birine rastlayabilmek. Bu inanılmaz bir şey. Ben 18 yaşıma gelene kadar köyde her yazımı geçiren ve ana dilimi 7 yaşına kadar sadece Adiyeceği okula başladım Türkçe öğrendim. Üniversitede okurken bile yazın köye gidip geri döndüğümde arkadaşlar beni şöyle ikna ediyor. Ya sen başka bir dil konuşuyorsun. Bazen bir şey katıyorsun araya. Farkına varmadan ana dilde cevap veriyormuş arkadaşlar. Ve okulda ben bir sene boyunca insanlarla ilişki kuramadım. Nedeni de ana dilimi kullanan kimseyi bulamamıştım. Sonra sınıf sınıf gezerek ana dilimi konuşan 7-8 arkadaşımı buldum. Onlardan sonra işte Iraklı, Filistinli, Ürdünlü bir sürü arkadaşım oldu. Ama ilginç bir şeydir. Çok Türk arkadaşım olmadı. Türk arkadaşım yani diğer halklardan o kadar çok arkadaşım vardı ki böyle şimdi düşününce niye böyle bir şeydi? Çünkü ben Pınarbaşı'nda okurken, Kayseri Pınarbaşı'nda hep ötekileştirildiğimi hissettim. Hep ben kendi ana dilimi kullandığımda bana farklı baktılar yanımdaki arkadaşlar. 18 öğrenci vardı bizim sınıfta. Adiye olan, Adiyece ana dilimi bilen. Ve 18 öğrenci kendi aramızda kopya çekerdi kendi ana dilimizde. Fakat buna rağmen ötekileştiriyorduk biz. İtiliyorduk. Sokakta bir büyüğümüzün kafasında kalpak var diye kalpağını çıkarıp ezmişlerdi ve bayağı bir ilçede sıkıntı çıkmıştı. Sadece kalpak, dil kullanmamış şey, bir giysi, bir Çerkez kalpağı takıyor diye o kalpağı yere atıp çiğnemişti bir yetkili değil. Bu tür şeyleri yaşayınca hep başka dil konuşan farklı insanlarla arkadaşlık kurmuşum yaşamı boyunca. Ben şimdi burada Kesim Murat Hocam, Tülay Peval herhalde ses sorunu çözdü. Sözü ona verelim. Sonra ben zaman kalırsa Adiyece'den biraz söz edelim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tülay Vekilim, müsait mi? Sesiniz geliyor mu? Tekrar bir deneyelim sesi. Şu an geliyor mu sesim? Gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi sesinizi alıyoruz. Peki sevgili Buyurun. Murat, senin sorundan başlayayım önce o zaman. Ben hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ve Dünya Ana Dil Günü bütün halklara kutlu olsun. Önce komisyondan bahsetmemi istedi Murat. Oradan başlayayım. Partimizin zaten hani temel paradigmasından birisi halkların yaşadığımız coğrafyada özgür ve eşit bir biçimde yaşayabilmesidir ve programımızda gerçekten bu konuyla ilgili oldukça kapsamlı bir yaklaşım var. Bugün Halkların Demokratik Partisi'ni
mevcut iktidar ve devlet anlayışı işte salt Kürtlerin partisidir gibi lanse etmek istiyorlar. Oysa ki HDP Kürtlerin partisidir, Arapların, Çerkezlerin, Ermenilerin, Lazların, yani bu coğrafyada yaşayan bütün halkların partisidir ve esas buradaki altını çizeceğimiz, vurgulayacağımız noktada hakikaten bütün halklara ve inançlara eşit yaklaşım meselesi önemli bir vurgudur ve bu partimizin öne çıkardığı noktalardan birisidir. Bizler de komisyon olarak elbette Türkiye'de yaşayan bütün halklara ve inançlarla bir temas etme arzusu içindeyiz. En nihayetinde biz bir siyasi partiyiz ve siyasi partinin halklar inançlar meselesine yaklaşımı evet. Düray Vekili bugün çok şanssız bir gününde. Ben şöyle o zaman bir araya Düray Vekili gelene kadar birkaç cümlede ben bir geçmişten kalan bir hikaye anlatacağım. Bence çok değerli olur. Kadıköy ilçede ilk belediye seçimleriydi HDP'nin ve İskele Meydanı'nda bir müzik çalıyordu arkadaşlar ve ben de belediye meclis üyesi adayıydım. Orada halkımızdan sohbet ediyorduk. Müziklerden bir tanesi de Ermenice bir halaydı ve ırkçı olduğunu düşündüğüm bir arkadaş geldi ve mikro çalan hoparlörün üzerine bir saldırı yapmak istedi ve saldırısı da şöyleydi. Burada Kürtçe çalamazsınız diye bağırmıştı. Çalan halbuki Kürtçe değildi, bir Ermeniceydi. Ben de cevap olarak ona şöyle demiştim. Hayır, bu sizce Kürtçe mi dedi. O da dedi ki Kürtçe değil mi bu dedi. Yok dedim, Anadolu İngilizcesi. Aslında biz diller olarak birbirimizden çok da farklılaştığımızı, birbirimizi artık neredeyse dillerinin de duyunca tanımaz hale gelmemizde aslında üstünde çok acı ve çok da düşündürücü bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani bu, ben bu anlattığım şey çok gülüyoruz evet, ama gerçekten bugün duvarlara, birçok firmanın tabelalarına baktığınız zaman yabancı, bu coğrafyanın dilleri olmayan, tamam evrensel diller olan bazı şeylerin adlarını kullanılabiliyor ama ne yazık ki bu coğrafyada 1928'de özellikle başlatılan vatandaş Türkçe konuş çalışması halen ben aslında sürdüğünü düşünüyorum. Tülay Vekilim, siz ayrılmak zorunda kalınca düşünce ben biraz sohbet ettim arkadaşlarla. Gene sözü size vereyim. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın, neden öyle olduğunu anlayamadım. Sürekli aynı yerden bağlanıyorum. Hiç öyle bir problemle karşılaşmadım bugüne kadar. Kusura bakmayın tekrar. Benden kaynaklanıyorsa emin olamadım. Kaldığım yerden devam edeyim. Yani Halkların Demokratik Partisi'nin Halklar ve İnançlar Komisyonu'nun yapmaya çalıştığı en temel noktalardan birisi Türkiye'de. Yani bu coğrafya gerçekten halklar zengini bir coğrafya, inançlar zengini bir coğrafya. Herkesle temas etmek, herkesin sorunlarıyla bir hemhal olma arzusu ve isteği ve bu kesimlerin sorunlarının bir şekilde siyaset alanına taşınması konusunda kendimize bir tabii ki görevler çıkarıyoruz. Az önce ifade ettim, bizler Halkların Demokratik Partisi olarak hiçbir şekilde hiçbir halkın kendi öz örgütlenmesinin yerine çalışmalarını ikame etmeyi doğru da görmüyoruz. O yüzden bütün halkların kendi öz örgütlenmelerini sağlamaları, kendi dillerini, kültürlerini korumaları konusunda yürüteceği çalışmalarla dayanışma içinde olmayı ve bu manada da tabii ki sınırlarımızı bilen bir yerden bu çalışmaları yürütüyoruz. Yine komisyon olarak özellikle
Bu dönemde demokratik mücadele programımız kapsamında Hatay'da oldukça kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızı Hatay'da yapma sebebimiz şuydu. Hatay sizlerin de bildiği üzere gerçekten bir mozaik yapıya sahip ve bütün birçok halkın, kültürün, inancın bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı nadir yerlerden birisidir. Neden bunu bu şekilde söyledim? Tabii ki ulus devletin yürüttüğü politikalara, biraz sonra Arap halkı üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikalarından da bahsedeceğim ama özellikle Hatay'da çeşitli provokasyonlara rağmen halkların kendi içlerindeki o diyalogtan, o komşuluk ilişkilerini içselleştirmekten hiçbir zaman vazgeçmedi ve bu provokatif çıkışlara da meydan vermeme konusunda defaatle bu konularda testten geçti. Ümit ediyoruz ki bu şekilde de devam eder. Yani zaten dünyanın her yerinde halklar arasında esasen bu kışkırtıcı politikalar olmadığı sürece, egemenlerin politikaları olmadığı sürece halkların durup dururken birbiriyle kavgalı bir hale gelmeyeceğine inanmaktayız, inanıyoruz. O sebeple de işte Hatay'da bu toplantımızı gerçekleştirdik ve hakikaten çok sayıda insanın ve çok sayıda halklar ve inançların temsiliyetinin bir buluşma yeri oldu. Çok da güzel bir halklar ve inançlar köprüsü oluştu o toplantıda. Yine adalet kampanyası kapsamındaki, şu an biliyorsunuz adalet kampanyamız 8 Şubat'ta başladı ve bu kampanya çerçevesinde elbette ki Türkiye'deki bütün sorunlara değinen kapsamlı bir kampanyamız Haziran ayına kadar devam edecek. Ancak ben kendi konumuz bağlamında ve komisyon çalışmalarımız bağlamında birkaç noktaya değinebilirim. Bu kampanya çerçevesinde bu ayda eş genel başkanlarımızla birlikte Alevilerin kurumları, inanç kurumları ziyaret edildi. Bunun yanı sıra mütedeyyin kesimle buluşmalar sağlandı. Din Aydınları Derneği ziyaret edildi ve bizler bu ziyaretleri ve bu buluşmaları farklı manalarda da farklı biçimlerde de devam ettireceğiz bu kampanyamız süresince. Buradaki en büyük muradımız gerçekten bu ülkede yaşayan Alevinin adalete ihtiyacı var. Bu ülkede yaşayan gerçek mütedeyyinlerin adalete ihtiyacı var. Bu ülkede özellikle 40 senedir devam etmekte olan Kürt sorunu var ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden birisi ve Kürt halkı bu konuda gerçekten bütün halklara örnek olacak. Sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu coğrafyasında ve daha geniş bir coğrafyadan da bahsedebiliriz. Örnek olacak bir mücadele yürütüyor ve Türkiye'de de Kürt halkının adalete ihtiyacı var. İşçinin, çiftçinin, emekçinin, kadınların, gençlerin, herkesin adalete ihtiyacı var. Bu kampanyada da gücümüz yettiğince bunları ifade etmeye çalışacağız. Şimdi izin verirseniz ben hani Arapçanın yaşadığı sorunlara geçmek istiyorum ama birkaç kelam da kendi ana dilimle ifade etmek isterim. Bu şekilde de bir girişi izin verirseniz yapacağım. اليوم اللغات الأم العالمي يكون سعيد لكل الجميع ولكل الشعوب كل جغرافيا من نحن ما نعيش بجغرافيا غني من اللغة غني من الدين غني من الاعتقاد غني من كل شيء ونحن في هالجغرافيا الحكموا عليها لها جغرافيا قاتلوا الأهالي مع بعض قاتلوا الشعوب مع بعض بس نحن نتمنى الأكراد والعرب والعجم الأرمن اللاز تركمان أي شعب كلن يعيشوا بأخوة كلن يعيشوا مع بعض بصلح لأنه هالدنيا كبيرة كتير وبتكفي على كل الشعوب للأسف القوى مو بس قتلت الإنسان مع بعض قتلت اللسان قتلت اللغة قتلت الثقافة وقتلت كل شيء عايد على الإنسان عشان هيك نحن بنقول حزب الشعوب الديمقراطية نحن نناضل من أجل الحرية
المساوئ والمساوي بالكل، يعني أولا باللغة، أولا بالثقافة، أولا المساوي بالكل. أنا كمان آخر شيء مقول سعيد على جميع الشعوب، لغات الأم العولمي. Evet, Dünya Ana Dil Günü bütün halklara kutlu olsun ve bizler öyle zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ki gerçekten çok farklı dillerin bir arada yaşadığı bir coğrafya ve yine kendi ana dilimle ifade etmeye çalıştığımda egemenler bunları arasında yarattığı kavgalar ve egemenlerin aslında kendi varlıklarını sürdürmesi için yürüttüğü politikaların sonucu çok bu bölge çok büyük çatışmalar yaşadı. Bu bölge çok çok büyük acılar çekti. Gerçekten hak etmediğimiz acıları çektik hep beraber. Sizler de biliyorsunuz ki Türkiye'de 1937-39 yıllarında özellikle Adana ve Mersin, daha o zaman Hatay biliyorsunuz Türkiye topraklarında değildi. O dönemlerde Adana ve Mersin coğrafyasında Arapça konuşan insanlar için, yani Arap halkına yönelik Çukurova'da çok büyük politikalar, yani kültürü asimile etme, dili unutturma, sadece dili de değil çünkü Arap Aleviler bu topraklarda ağırlıklı olarak yaşamakta ve Arap Alevilerin aynı zamanda hani diliyle birlikte Aleviliğini de unutturmaya dönük çok ciddi politikalar yürütüldü ulus devlet tarafından ve o dönemde Hars komiteleri kuruluyor. Özellikle 37-39 yılları arasında çok yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Kaldı ki bunun sonrasında günümüze kadar hala devam eden bu politikaların sonuçlarını da görüyoruz. Tabii ulus devletin işte bu tekçi anlayışı, Türk-İslam senteziyle kurulmuş olan bu devlette diğer bütün varlıkları yok etme, ortadan kaldırmaya çalışma anlayışıyla davrandılar ki bugün bu kadar örgütlü bir mücadele yürüttükleri halde hala Kürt halkı üzerinde benzer politikalar yürütülüyor. Bu kadar kapsamlı bir nüfusa sahip olmalarına rağmen ve bu kadar güçlü bir mücadele yürütmelerine rağmen, oysa biz bu ülkede yaşayan Araplar olarak sayıca da azız. 2 milyona yakın Arap Alevi ve tabii Sünni Araplar da var. Özellikle Mardin, Siirt taraflarında yaşayan. Onların sayılarını bilemiyorum şu anda. Ve Hars komiteleri o dönemde neler yaptı ve onların ardılı olan politikalar nelerdi, onlardan çok kısaca bahsetmek isterim. Mahallelerde ve köylerde en önce ilkokullar, her mahalleye okullar yapılmaya başlandı. Ve köy okullarında, mahalle okullarında kendi kadroları, yani bu konuda asimilasyon politikası konusunda özel yetiştirilmiş olan kadrolar buraya öğretmen olarak atandılar. Ki diğer coğrafyalarda da veya diğer halklara asimile ederken de aynı yöntemi uygulamışlar. Ev ev, sokak sokak, okul okul, kahvehanelerde dahi insanların kendi ana dillerini konuşmamaları için oraya özel görevliler yerleştirilmiş. Özellikle bu bahsettiğim seneler içerisinde. Ve tabii ki zaten sadece Araplara dönük değil, Türkiye'de çok ciddi bir Ermeni soykırımı yaşanmıştır. Türkiye'de çok ciddi, az önce bahsettiğimiz Kürt halkı üzerine tarih boyunca bu coğrafyada baskılar kurulmuş. İşte hepsini çarpıtan bir resmi tarih, o ideoloji habire empoze edildi. Bu tabii ki hepimizin ortak yaşadığı sorunlar. Ve bu toplum Araplar Araplıklarından utanır bir hale getirilmek istendi. Yani Arapça kaba bir dildir, nazik dil ve kibar dil Türkçedir, Türkçe öğrenmek gerekiyor gibi bir algı yaratılmak istendi ki bir dönemde bunun, bu dalga gerçekten benim yaşadığım dönemden bahsediyorum. Bu dalga da bir dönem kendini fazlaca da hissettirdi. Çok güzel radyo programları yapılmış ki bununla ilgili belgeler de var. Bu Hars komitelerinin yaptığı çalışmaların meclis belgeleri de var. Bununla ilgili de sevgili Hakan Mercan şu an zorunlu olarak
Almanya'ya gidip yerleşen bir akademisyen kardeşimiz. Bu konuda kendi kitabında da bu belgeleri tek tek ortaya da koymuş. Ve halkın arasında kahvehane dahil olmak üzere bir HARS komitelerini destekleyen bir istihbarat ağı oluşturuluyor. Bu ağ mahallelerde, sokakta, kahvehanede Arapça konuşanların ihbar edildiği bir işlev görüyorlar. Şimdi ben hani kendi yaşadığım döneme gelmek istiyorum. Ben 80 darbesi olduğu zaman 3 yaşındaydım. Ve yani tahmin ediyorum ki 84'te ilkokula başladım ve tek kelime Türkçe de bilmiyordum. Daha doğrusu şöyle düzelteyim, bir tek kelime biliyordum, o da amca. Onun dışında tek kelime öğretmenim demeyi bile bilmiyordum. Okula gittiğimde işte hani bize çizgi çekmek öğretiliyor, bir şey öğretiliyor. Ben onları iyi yaptığımı düşünüyorum o zamanlar tabii ki. Yani hiçbir şey bilmeyen bir çocuk olarak. Öğretmene de amca Saret diye soruyorum. Amca oldu mu diyorum. Sonra muhtemelen de o 80 döneminin zaten sadece bizim yaşadığımız coğrafyada değil, Kürdistan'da da yani tırnak içinde söylüyorum, azınlıkların yaşadığı birçok yerde o dönemde böyle öğretmenler gönderilmiş okullara zaten. Ve o zaman da şunu söylüyor, amca Sarı dediğimde sürekli yüzüme tokatlar iniyordu. Ben de o zaman çantamı kaptığım gibi günübirlik eve kaçıyordum. Bu sefer annemden bir iki tokat üstüne yiyordum. Diyordu ki annem bu kız bizi rezil edecek, bu kız okumak istemiyor. Bu kız okuldan kaçıyor. Oysa ki ben tokat yedim diye, dayak yediğim için okuldan kaçıyordum. Bunu kendi anneme de ne yazık ki anlatamadım yani. Ve benim birinci dönem öyle geçti. Eminim bunu benim gibi bu ülkede yaşayan milyonlarca çocuk var. Farklı dilleri konuşan milyonlarca çocuk bu travmaları yaşadı. Ve biz biraz işte dili, Türkçeyi falan da öğrendikten sonra bu sefer işte diksiyon eğitimine gitmelisiniz baskısı yaşadık. Çünkü konuşmamdan da anlaşıldığı gibi Arap aksanıyla Türkçeyi konuşunca yani Türkçenin kendi kurallarını öğren demiyorlar bize. Dil, gramer öğren demiyorlar. Aksanını düzelt diyorlar. Ama tabii ki bizler belli bir bilince de işte okuduğumuz yıllarda erişince bunun bizim açımızdan bir önemi olmadığını ve her insanın bu ülkede kendi rengiyle, kendi diliyle, kendi dokusuyla yaşamalı bunu öğrendik. Bu konuda da bizler yani ben Hatay'da yaşadım uzun yıllar ve o dönemde de Çağdaş Sanat Atölyesi diye bir sanat atölyesi kurmuştuk arkadaşlarla ve sadece Arap dilinin unutulmaması için Arapça tiyatrolar, şiirler, müzikler yapan bir sanat evi. Orada da hiç unutmuyorum. Bir gün gözaltına alındık ve bizim grup Nidal dinleyeniniz vardır da içinizde. Onun demo kaseti çıkmıştı. O kaset kafamıza kırıla kırıla işte Kürtler yetmedi mi bize, bir de başımıza siz mi çıktınız diye gözaltındayken o kasetlerin kafamızda kırıldığını biliyorum. Ve bize şu dayatıldı ısrarla, siz eti Türküsünüz, siz Arap falan değilsiniz. Unutun Araplığı. Bir dönem gerçekten bu dalga çok etkili oldu. Özellikle az önce bahsettiğim Türkiye sınırları belirlendiğinde daha erken olarak Türkiye'de yer almış olan Adana ve Mersin'de bu asimilasyon politikalarının etkisini daha ağır görebiliyoruz. Hatay daha geç, 39'da ilhak edildi ve daha geç Türkiye sınırlarına dahil olduğu için, ilhak edildikten sonra dahil olduğu için orada tabii dil daha biraz daha fazla korundu. Dilin korunmasında tabii ebeveynlerin çok çok büyük bir payı var. Biz şu anda dilimizi Arapça zaten Latin harflerle de olmadığı için okuma yazması da zor. Türkiye'de de okuma yazma kurslarının eskiden açmak yasaklanıyordu. Hemen gözaltı ve tutuklamalar oluyordu. Bu dönemleri yaşadık bizler kendi kurumlarımızda Arapça dil kursları açtığımız zaman. Ve ne yazık ki her dilde olduğu gibi eğitim dili olmayınca o dil zaman içerisinde gündelik olarak onu koruyabilsek de mesela biz Hatay'da yaşayan Araplar olarak Fusha'yı konuşamıyoruz.
günlük yöresel bir Arapça dili kullanıyoruz. Fusha konuşabilmek için girmek gerekiyor. Yani bir kurs almak gerekiyor. Yani benim kabaca aktarabileceğim şey bunlardır. Yalnız hani bitirirken de şu vurguyu da yapmak isterim. Arapça çok kadim dillerden birisidir. 22 ülkede resmi dil olarak konuşulmaktadır. Bu tabii ki Arapçanın yeryüzünde unutulmasını engelleyen şeylerden birisidir. Bu bakımdan da Araplar, hani Türkiye'de yaşayan Araplar için bunu söyleyemeyeceğim ama dünya genelinde yaşayan Araplar açısından bu bir avantajdır resmi dil olması. Ve Birleşmiş Milletler'de kabul edilen 6 resmi dilden birisi Arapçadır. O bakımdan hani ben buradan bizi dinleyen bütün dostlarımıza dilimize sımsıkı sarılalım. Dilimiz kültürümüzün en temel varlıklarından biridir. Dil unutulunca her şeyimizi unutuyoruz. O bakımdan hakikaten çok önemli. Ve ben izin verirseniz bir Arapça şiirle de sözlerimi tamamlayacağım. Sürem var mı Murat? Yoksa ona göre de şey yapayım. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama şiir her zaman süremiz olur. Tamam. Tabii yani hayvan severler beni, ben de bir hayvan sever olarak şu açıklamayı yapma gereği hissediyorum. Şiirde mecazen gaddar taraf bir ayı ve bir öğrencinin, bu sanatçı Umeyman'ın şarkısının sözleri ve bir gaddarın, yani mecazen ayı oluyor resmedilmiş biçimi bu şiirde. Çocuklarla bir öğretmen arasında bu gaddarlık karşısında ve baskı karşısında geçen bir diyaloğu anlatıyor. Yem allimti, yem allimti ice deyip, ice teyakilna, ne'mil şu. Ya uladi, ya uladi, ya helvin, halikun matrahkun, sem'an şu. Yem allimti, yem allimti, heyde deyip, خبرتنا عنه بياكل لحم يا أولادي ما تخافوا ما تخافوا هيدا ديب بياكل ولا بيلف تفزع خفتوا شي يا معلمتي نحن صغار ما بنعرف من دافع عن الدار يا أولادي يا أولادي نحن كلتنا إذا انجمعنا سوا بنصير كبار يلا سوا نقاتل نحمي الدار وين ودي بيقاتل يا غدار diyerek sözlerini tamamlıyor ve biz diyor gaddar olan dibe karşı, ayıya karşı hep birlikte olursak sevgili çocuklar, biz kendi dar dediği ev ve etrafımızı koruyabiliriz, yeter ki bir ve beraber mücadele edelim diyor. Ben de sözlerimi bu şekilde tamamlamak isterim. Bizler bir ve beraber olursak bu ülkenin bütün renkleriyle gerçekten bu coğrafyaya yakışır bir hayatı hep birlikte kurabileceğimize dair sonsuz bir inancım var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize de, bizi dinleyenlere de. Biz teşekkür ederiz. Bence güzel demiş şiirde. Çok da doğru demiş. Bence çok derin bir şiir ve hepimiz buradan kendimize bir pay herhalde alacağız. Tülay Vekilim, yüreğinize sağlık. Sizin biliyorum programınız var. Tabii ki ne kadar kalırsanız bizim için o kadar iyi ama katılacağınız programa da Jin TV'de bildiğim kadarıyla, buradan da duyurmuş olalım, Jin TV'deki programa katılacağınızı biliyoruz. Bizi kırmadınız, bizlerle oldunuz. Ne zaman size müsait olursa ayrılabilirsiniz. Biz böyle bir konuşma yapmıştık baştan ve ben bunu tekrar hatırlatmış olayım. Ben biraz bugün burada olamayan birçok dil var ve aslında HDP bünyesinde de bu arkadaşlarımız bu dilleri konuşan veya hiç bu dilleri artık HDP'nin içerisinde ve Türkiye'de çok az oldukları için ne yazık ki bu dilleri, bu coğrafyanın yerli diller olmasına rağmen çok az kişinin konuştuğu diller var.
Fakat bunlardan en önemlisi Yunanca ve Rumca olarak söylenebilir. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de birçok üniversite içerisinde Yunan dili diye bir bölüm var. Ve dünyada Yunan dilinin günü var. Benzer Ermenice'nin de var, muhtemelen Kürtçe'nin de diğer ana dillerin de günleri vardır ayrıca. Üniversiteler Yunan dilini bünyesinde bulunan üniversiteler Dünya Yunan Dili Günü yapmak için bir organizasyona çalışıyorlar. Fakat tepkiler sonrasında Yunan dili nasıl böyle bir gün kutlanılır diye iptal ediliyor. Yani bu şuradan kurmak lazım. Türkiye'de bulunan birçok ad aslında İstanbul adından gidelim Trabzon'a kadar eski Yunanca'dan gelen adlar. Ve bu coğrafyanın tarihini okuyacak olursanız Rumca ve eski Yunanca'yı biliyor olmanız lazım. Coğrafyanın en eski köklü dillerinden bir dil. Ve böyle bir önemli dünyadaki yapılan böyle bir günde böyle bir bölümün olduğu bir şey ülkede Yunan dili üzerine konuşulacak bir seminerlerin olduğu biri ülkede baskılar yüzünden ne yazık ki iptal ediliyor. Tabii buna benzer çok böyle garip hikayeler tabii ki vardır ama ben bu hikayeleri araya söz aldıkça aklıma geldikçe sizlere ifade edeceğim. Çok da uzun konuşmadan ben Zuhal arkadaşa söz vereceğim. Bu coğrafyanın sanırım Türkçeden sonra en fazla konuşulan dilleri arasında Kürtçe ve Kürtçenin lehçeleri var. Fakat bir yandan da bu coğrafyanın kurucu unsuru, kurucu dillerinden olan Kürtçenin ve Kürtlerin ana dilleri üzerindeki bir diğer diller olduğu gibi benzer saldırılar var. Fakat biliyorum ki buna karşı da halkın kendi ana dilini savunma içgüdüsüyle verdiği mücadeleler var. Bu mücadelelerden bir tanesi de sizin kurumunuz ve bu konuda bize bilgi aktarırsanız Zuhal arkadaş çok seviniriz. Buyurun. Ben teknik sıkıntıdan dolayı tam olarak sorunuzu anlamadım. Ancak genel olarak bir şeyler söylemeye çalışacağım. Öncelikle ben de şunu başta söylemek istiyorum. Roja zmanezik maki lehemüyne teva. Ejil piroz dikim. Ez kozum ve roje ve sedeme ki iroku zmanik ve dağfın hadi derkitine gelmezin le zedebüke. Böyle başlamak istedim. Türkçesini de söylemiş olalım. Dünya 21 Şubat Dünya Dil Günü'nde öncelikle tüm halklara kendi dillerinde konuşmaya vesile olabilecek düzeyde yani kutlamak istiyorum. Biz Tora Zaman Uçanda Kurdi olarak geçen seneden beri yaklaşık 300 kişiyle birlikte, tabii içerisinde sivil toplum örgütleri de yer alacak şekilde, 300 kişiyle birlikte bir toplantı düzenledik. Bu toplantı tamamen dilin yaşamış olduğu sorunlar ve sıkıntılar üzerinden şekillendi. Örneğin bir avukat Kürtçe ile nasıl bir zorluk ve sıkıntı yaşıyor? Gene bir gazeteci bu anlamda nasıl bir sorun ve sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Beraberinde 14 tane masa oluşturduk. Her bir kurumun kendini dile getirebileceği, sorun ve sıkıntılarını dile getirebileceği masalar oluşturduk. Bu masaların oluşturulma sebebi de bu kurumlarda ya da işte bu sivil toplum örgütlerinde kişiler olarak ya da hem kişi hem de sivil toplum örgütlerinde yer alan kişilerin kendi bilgi ve birikimlerini birbirlerine aktarabilmesinin yolunu açmaktı. Bir atölye gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü dilin her alanında aslında bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani tek başına eğitim dili olmuş olması sorunu çözer mi çözmez mi? Birçok boyutuyla aslında bunu ele alınıp
ve tespitlerin yapılması gerekiyor. Örneğin dille ilgili en çok sıkıntı yaşadığımız şey şu, yani birçok dil açısından da bu böyle. Dilin tıkandığı noktalar nelerdir? Aileler bu dili çocuklarına aktarırken aktardıktan sonraki pozisyonun ne olacağı ya da tekrardan dilin tanınıyor olması nasıl bir sorun yaratıyor, tanınmıyor olması nasıl bir sorun yaratıyor ve nasıl bir şeyle karşı karşıya kaldığını açığa çıkartmak açısından. Şu anda bizim her bir komisyonumuz, yani her bir masamız dilin yaşamış olduğu problemleri raporlaştıracak düzeyde çeşitli raporlar hazırladık ki önümüzdeki günlerde bu raporların her birini PDP kamuoyuna açıklamış olacağız. Yani dil aslında çok önemli. Demek yeterli mi? Evet, bence yeterli. Çok önemli bir durum. Kişinin içsel dünyasını açığa çıkartan temel etken aslında kendi hissettiği dille ifade biçimidir. Yani dil bunun ifade biçimidir. Bu açıdan belki her birimiz de çokça çocukluğumuzda çokça şeyler de biriktirmişizdir ki az önce Tülay Vekil de birçok boyutta dile getirdi. Kültür açısından da bu böyledir. Yani belki her dönem yaklaşımdan politikalar farklılaşmış olabilir. Dil kendi açısından, kitleler kendi açısından, toplum kendi açısından koruma yöntemi geliştirebilmiştir. Ama bugün günümüzde dilin koruma yöntemleri aslında çok fazla sınırlı hale gelmiştir. Yani eskiden işte anneannelerimiz, babaannelerimiz bu dili sen benim kullandığım dili öğrenmek zorunluluğunu hissettiriyordu biz çocuklara. Ama bugün böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani bakıyoruz babaanne ya da işte anneanne torunuyla konuşabilmenin tek bir yolunu egemen dilin yani da çocuğun öğrenmiş olduğu ki ana diliyle zaten yetişemiyor. Bunu bir önceki nesle zorunlu hale getirebilecek bir pozisyonda aslında görebiliyoruz. Bunların aşılabilmesi açısından biliyorsunuz hani çokça çalışmanın da yapılması gerekirken yani biz işte Tora Çanda yani Tora Zmanu Çanda Kurdi bir de platforma Zman iki platformun bir araya gelmesiyle bir imza kampanyası başlatma kararı verdik. Tora Zmanı zaten az önce açıkladım yani 300 kurum kuruluş ve kişilerden oluşuyor. Platforma Zman'da 9 Kürt partileri ya da işte diğer partilerin içerisinde yer alan bir platform olarak kendisini şekillendirmiş. Yine dil üzerinde çalışma yürütüyor. Bununla birlikte biz bir imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyasının iki temel ayak üzerinden kurduk. Yani dilin öncelikle eğitim dili olması açısından bir talep dile getirdik. İkincisi de dilin yani tanınıyor olması, yani bir resmiyete kavuşmasını iki şey üzerinden kurduk. Bunun üzerinden şimdi dediğimiz gibi yani bunu biraz daha derinden baktığımızda aslında bu iki olmazsa olmaz temel ayak olarak biz görüyoruz. Yani dediğimiz gibi evet şu anda özel kurumlarda, özel kuruluşlarda dili öğreten birçok online da şey açılmıştır. Dilin korunmasına yönelik ya da bu çok önemli bir şey olsa da dilin bir resmiyetinin olmaması, kullanılmıyor olması ya da sadece evin içerisinde kullanılıyor olması, hapsedilmiş olması birçok açıdan dilin gelişiminin önünü tıkatmış oluyor. Psikolojik anlamda çok fazla etkisi oluyor. Örneğin biz kendi ana dilimizi evin içerisinde kullanıyoruz ama doktora gittiğimizde bu dille kullanamıyoruz. Ya da işte bir ifade işlemi bile alındığında ki kendini en iyi anlatabileceği biçimde bunu söylemesi gerekirken ya da ifadesini vermesi gerekirken şu anda bunu yapamıyor. Ya da işte en yakın örneği işte belki birçoğumuzda yakından tanık olduk bir deprem esnasında anonsun Türkçe yapılma zorunluluğu hayati anlamda bir tehlikeyi ortaya koyabiliyor. Yani ki özellikle buralarda benzer birçok hayati öneme sahip olan
şeyler dile getirilebilir. Biz de biraz buna ön ayak olmak açısından şu anda bir talep taleple iki taleple imza kampanyası başlattık. Bu kampanyanın çokça desteklenmesini de buradan bir kez daha hani hem Kürtlere tabii ki hani Kürtler dışında bu dil olarak yani önemsenmesi gerekiyor. Yani birçok dil açısından da bu böyledir. Önemsenip imzayı açtıktan sonra desteklenmesi gerektiğini tekrar sizin aracılığıyla da söylemiş olalım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Zuhal arkadaş? Dediğim gibi ben sesinizi çok kesik tamam. Alabildiğim için şu an... Ben de bir geçmişte bir kendimle Kürtçe ile ilgili bir hatıramı anlatacağım. Babamın yanında çalışan bir emekçi, genç bir Kürt arkadaş vardı. Kendi coğrafyasını Bingöl'den terk etmek zorunda kalmıştı. Ve çok da genç bir arkadaştı. Bir gün birlikte atölyede çalışırken o dönemki hükümetlerden Başbakan Özal tuttu, dedi ki ne var ki dedi haberlerde dedi bir 15 dakika bir Kürtçe yayınlansın. Tabii bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ama böyle bir cümle kullandı. Bu çocuk bunu duymuştu ve biz atölyede çalışırken babama dedi ki usta, Agop usta, ya şimdi Özal böyle demiş, artık dedi haberler dedi Kürtçe mi yayınlanabilecek mi, ben de bizde için çok önemli dedi. Babam da dedi ki niçin önemli bu kadar dedi, benim annem dedi hiç Türkçe bilmiyor ve haberleri dinlemek istiyor ve belki haberlerden sonra filmlerde Kürtçe yayınlanır dedi. Ve ben ilk defa hayatımda Kürtlerin yaşadıkları böyle bir sıkıntıyı, aslında sıkıntıyı bir yanıyla, o ben de çok gençtim. Bu bahsettiğim yıllar sanırım 90'lı yılların çok başıydı. Benim için çok böyle anlamlı ve hayatımda unutmayacağım bir hikayedir. Daha sonra arkadaş büyüdü ve değişik alanlarda çalışmalara başladı. Ama hiçbir zaman annesi Türkçeyi öğrenemedi ve doğru düzgün Türkçeyi öğrenemedi. Ama her daim de bu eksikliği bugün dahi yaşıyor. Ve ben böyle bir geçmişten bir hatıramı sizlerle paylaşmak istedim. Aslında benzer hikaye hemşinliler için de geçerli. Özellikle Hopa Hemşin'deki arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde onlar da okula ilk gittiklerinde Türkçe bilmedikleri için dayak yediklerini anlatmışlardı. Bugün burada o arkadaşlarımız yok ama benim hemşinlerle ilgili duyduğum bir hikayedir. Ermenistan'da Sarp kapısı açıldıktan sonra karşılıklı sınır alışverişleri oluyor ve özellikle Hopalı hemşinler kendi ana dillerine çok hakimdirler ve her zaman hemşinceyi çok iyi kullanırlar. Fakat Ermenice'nin bir lehçesi olduğu için hemşince karşıdaki müşteriye, gelen pazardaki müşteriye hemşince konuşunca yani anlamayacaklarını sanıyorlar. Fakat her iki Ermenistanlılar da hemşinliler de birbirlerinin dillerini anladıkları için şaşırıyorlar. Yani her odu var aslında, dilleri belki aynı olan her iki halkın, belki bir halkın diyebiliriz. Ama böyle bir ayrışmaya vesile olmuş. Ama bakıyorlar ki aslında ikisinin de dili biraz lehçeleri farklı olmakla beraber çok iyi birbirlerini anlıyorlar. Müzisyen Ayşenur Kolivar'ın bir Ermenistan gezisinde hemşince bir şarkı söylediğinde ilk temastır bunların onlar için. Ayşenur Kolivar şarkıya başladığında bütün alttaki Ermenistan'daki seyirciler Ermenice şarkıya ilk tepki vermişlerdi ve alkışlamışlardı. Bu onun ağzından böyle çok enteresan bir hikaye olarak geçen. Sonbahar filmi vardır ki hemşince olan bir hemşin dağlarında geçen bir filmdi.
Bana da tesadüfi bir şekilde bunun şarkıları geldi ve ben Ayşenur Kolivar'ın film müziklerini dinledim. Ya bir tanesi dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Bir yerden hatırlıyorum, çok eski. Sonrasında hatırladım. Ve ben bu şarkının aslında bizim kilisemizde kullanılan bir müziğin bir parçası olduğunu, Gomitas'ın eseri olan bir parçası olduğunu söyledim. Bunu söylediğim gazeteci beni direkt Ayşenur'u aradı. Ve ilk söylediği cümle, ne olur bunun devamını söyle. Babaannesi o müziği ağzında söylermiş. Bence bu trajik hikayeler aslında birçok ana diller için çok var ve çok şey var. Ve ben bu açıdan bence en büyük direncin ana diller üzerindeki mücadele olduğunu da çok şey söyleyebilirim. Özellikle Çocuk TV'si vardı, Kürt kanalının da şimdi adı aklıma gelmiyor. İlk kapatılan televizyonlar televizyonlardan biriydi. Ben ona çok üzülmüştüm çünkü bizler de açıkçası ana dilimizde ilk konuşmaya başladığımız dil olarak öğrendiğimiz zaman hiçbir zaman da unutmuyoruz. Evet, ben şimdi sözü Kadir arkadaşa vereceğim. Ama Kadir arkadaşa önce ben bir cümleyle, soruyla başlamak istiyorum. Jin, hani kadın demek Kürtçe'de. Jineps'in kelime anlamı nedir diye başlayalım. Ve bunun dışında da tabii Çeçence hakkında sizlerden bilgi almak isteriz. Teşekkürler. Mikrofonun kapalı Kadir Hocam. Açabilirsen sevinirim, sesim geliyorsa. Mikrofonu pardon, açtım. Pardon, tamam. Şimdi farkına vardım. Ola ki arada ses edildi, kapalı tutmuştum. Top bana gelinceye kadar uyumuşum. Özür diliyorum. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler. Dinleyenlere selamlar. Jin nedir diye sordunuz. Özür diliyorum, sesim kötü. Programdan önce de söylediğim gibi biraz üşütmüşüm. Jin, adi gece bir kelime. Çiğ damlası anlamına geliyor. Ya da yanlış söylüyorsam Erdoğan Skoş beni düzeltir. Rüzgarın gözyaşı olarak da ifade ediliyor. Yani köken olarak bu. Jineps daha doğrusu. Jin Kürtçe'de kadın, evet. Jineps'in kadınla ilişkisi yok. Anlamı böyle. Ben işte ekranda da yazdığı gibi, program duyurusunda da ifade edildiği gibi Türkiye'li bir Çeçenim. Ana dilimde bir şiirden iki dörtlük okuyarak başlamak istiyorum. Malum bu tınıları da kulaklarımızda kalsın. Ne güzel farklı dillerin tınılarını duymak. Gargulu iştahı derhadeş vey voş fikar bizim majdeli gıyığı şiletü kir kitsa humdat önlü sepergüs kal hasta alasu ajlusu İşte dina. Oyni eyoğu kun nokti yırtışkah güri. Gergir genirle doğu satüysü zam. Duğlalı hannışkah moze tuğa gıyğınçı tüyür. Diz ha kahaçı sobırsa sadet taam. Aynı zamanda bir şarkıydı bu. Onun çevirisini de yaptım. Daha sonra Türkçesini merak edenler için ilk dörtlüğünü okuyabilirim. Akıp gidiyor turnalar ayrılığımızı kanatarak. Göğsümün ayazına dökülüyor aşkın sararan yaprakları. Hiçbir şey kalmadı kederli gözlerimi teselli edebilecek. Yaşlanıyorum, kır düşüyor saçlarıma dostum böylesi anda diye devam ediyor. Efendim, Çeçenler de 1860 Kafkasya'daki Çarlık Rusyası'nın işgalleri sonucu
Kafkas halklarının büyük yenilgisiyle dünyaya savrulması sonucu Osmanlı Çarlık arasındaki gizli anlaşmalar ve onun devamı olarak Kafkas halkları ile birlikte Osmanlı coğrafyasına savruldular. Ve aynı bu Çarlık ve Osmanlı arasındaki anlaşmalara uygun olarak Osmanlı coğrafyasındaki tırnak içinde, bize göre tırnak içinde tabii, sorumlu bölgelere dağıtılarak yerleştirildiler. Örneğin işte Abazalar, Adigeler, 3 ve 5 milyonla ifade edilirken Çeçenler çok daha az. Sayıcı çok daha azlar. Dolayısıyla toplu olarak bulundukları yerleşim yerleri de daha az. Yüz binlerle ifade edebiliyoruz. 100 bin bile bugün için çok doğru bir rakam mı bilmiyorum. Şehirleşmenin beraberinde getirdiği küçük yerleşim yerlerinin boşalması, sosyal dokunun zamanla çözülmesi sonucunda Türkiye'de konuşulan Çeçence son derece dezavantajlı bir duruma düştü. Geldiği haliyle, yani 150 yıl önceki geldiği haliyle kalan Çeçence, okuma yazma olanağının olmaması, okunacak kaynakların olmaması, sair nedenlerden dolayı dökülerek bugüne geldi. Ama bu internet, işte internet çağıyla birlikte ve işte Sovyetler Birliği'nin dağılması, dolayısıyla peşinden gelen bir dışa açılma, ana yurtlarımızla ilgili bulduğumuz kaynaklarla beslenmeye çalıştık. Hem dilimizi beslemeye, hem işte yazılı kaynakları bulup okumaya başladık. Buralardan dil ve kültür, tarih olarak beslenmeye çalışıyoruz ama yetmiyor tabii ki. Kendi Çeçenlerin dernekleri var. Ama ne yazık ki mesela ana dil konusu bir girişimden öte geçemiyor. Yani organik bir süreç olup devam, ne yazık ki. Bir zamanlar zaten hani öğretmen yoktu. Şimdileri de var diyemeyiz. 3-5 kişi var. Yani Türkiye genel toplasanız 3-5 tane Çeçence öğretebilecek insan çıkacağını düşünüyorum. Bütün dezavantajlı kesimler gibi Çeçenler de ana dil konusunda son derece mağdur. Ana dilin bir iletişim aracından daha fazlası olduğu gerçeğini unutmamak gerek. Zira dil aynı zamanda bir kültürün kendini ifade edebileceği ve yarına taşıyabileceği yegane araç. Özgün masallarıyla, destanlarıyla, şarkıları, şiirleri kurduğu iletişimde aslında dışa açılan tek kapı bir halkın dili. Belki daha fazlasını ifade edebilecek bir slogan vardı işte daha önce 21 Şubat ana dil günüyle ilgili etkinliklerde kullandığımız. Bunu antet olarak kullanıyorduk mesela, işte ana dil yüreğin kapısıdır. Tam da böyleydi. Ben de çok sevmiştim bunu. Gerçekten böyle. Ana dil yüreğin kapısıdır. Ana dilini yok ederseniz insanların yüreğinin kapısını da kapatmış olursunuz. Açmak mümkün olmayabilir. İçinde bulunduğumuz ülke tarihsel arka planı gereği diller bakımından hepimizin bildiği gibi son derece zengin olmakla birlikte ne yazık ki Cumhuriyet sonrası işte 30'lu yıllarda devletin başlattığı bu tekçi, ırkçı, tek tipleştirici, asimilasyoncu politikalar sonucunda
adeta bir diller hapishanesine dönüştü. Resmi dile, dil dışındaki dillere mensup halkların iradesinin bugün de yok sayılıyor olması büyük bir trajedi. Yani 30'lu yıllardan beri bu trajedi küçülmüyor, büyüyerek devam ediyor. Çünkü dillerin kayıpları çok fazla gün geçtikçe. İnsanların ana dilleri konudaki mağduriyetleri katlanarak arttı. Bu tabii ki işte sistemin uyguladığı bu tür antidemokratik politikalardan Türkiye'li seçenler de payına düşeni alıyor. Ve ne yazık ki işte hem sayısal hem işte o sosyal dokunun sayısal olarak az olması seçenlerin, hem de işte değişen koşullar gereği çözgü, toplumsal olarak bir aradalığın mümkün olamaması, bu konuda işte kurumların yetersizliği çok daha fazla dezavantajlı duruma düşürdü Çeçenceyi de aynı zamanda. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar. Ama arada küçücük bir şiir ekleyebilirim. Murat Hocam izin verirse, vaktimiz varsa tabii. Şiire her zaman vaktimiz var. Peki. Kendi şiirim, kısacık bir şiir. Ana dille ilgili. Güne denk geldiği için bunu okumak istedim. Halkım, yad ellere yazgılı, bitmek tükenmek bilmez, ince bir sızıdır vicdanlarda adın. Tarihin kanlı serüvenlere adanmış, yitik kulelerde rehin kalmış şimdi soyadın. Yaşadığım sürece gönlümün gönencisin, aklımın kökleri sende saklı dilim. Dilim, annem benim, bir büyük sürgünle kesilmeseydi sütü memelerinin, ana dilime mezar olmayacaktı yüreğim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce Erdoğan Hocam konuşmasının bir bölümünü yaptı ama bir bölümü de daha sonra zaman olursa yaparım demişti. Sözü ona vermeden birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Türkiye'de Türk Bilimi Kurumu kurucusu Agop Dilaçar'dır. Bir Ermeni vatandaştır. Agop Dilaçar'dan sonra en son kurumun başkanlığını yapan da Ermeni yine Pars Tuğlacı olmuştu. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu'nun kurucuları arasında sürekli bir Ermeni olunca sonuçta kurumu kapatıldı. Bu aslında tesadüfi bir şekilde olan bir durum gibi gözükse de aslında bu coğrafyanın kadim halklarının diğer dilleri hakkında ki verdiği aslında değerdi. Pars Tuğlacı da çok büyük bir araştırmacıdır ve çok iyi bir tarihçidir. En sonunda Pars Tuğlacı ile kurumu kapattılar. Az evvel şey dinledim. Murat Hocanın sesini ben alamıyorum ama siz alabiliyor musunuz? Ben alıyorum. Sesim geliyor mu? Bende ses var, görüntü yok. Evet, ses var, görüntü. Görüntüsü de yok, ses de yok. Öyle mi? Gelmiyor mu sesim, görüntü? Geliyor mu şu an sesim, görüntüm? Ses var, rahat ama görüntü yok hocam. Sesim o zaman devam edeyim şimdi. Daha sonrasında Agop Dilaçar'da anlattıktan sonra Türk Dil Kurucusu tabii bazı kelimelerde örnek kelimesi, örnek Türkçe içerisinde Ermenceden gelen bir kelime. Birçok kelimede biliyorum ki aslında Türkçenin içerisinde Çerkezce'den ve Kürtçe'den de giren birçok kullandığımız günlük dilde diller olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Erdoğan Hocam, böyle diyerek topu size atayım. Siz isterseniz kalan yerden devam edin. Arkadaşlar herhalde benim görüntümle ilgili bir problem varsa düzelteceklerdir. Evet. Teşekkürler Murat Hocam. Ben de Gogol Çetin Öner'i anarak başlayayım. Kısa bir bölüm bizim 21 Şubat'ta yayınlattığımız ana dildeki Jinets gazetesinde bir sürü dile çevirdiğimiz bir dörtlü Çetin Öner'i. Siyane der hubzer kısteyefe. Kısteyefe siyane der hubzer. Sıtsane, sokuşa. Ana dilimi örtün üstüme. Ana dilimi örtün, çıplak, üşüyorum.
Çetin Ergin'in uzun bir şiirinden küçük bir parça saygıyla anmış onun Çetin Ergin'de. Adiyece bildiğiniz gibi Kuzey Kafkasya'da konuşulan bir dil. Aslında Çerkezce, yani Çerkezce dilini Çerkezce der TDK. Fakat biz S harfiyle kullanmayı tercih ederiz Çerkezce. Çerkezce biraz Anadolu'da yaşayan Kafkasya'da 1864'te sürgün edilen halkların hepsine verilen bir üst kimlik. Çerkez. Çeçenleri de, Abazaları da, Azerileri de, Adiyeleri de, Dağıstanlıları da, Karaçay Balkanları da kapsar bu üst kimlik. Fakat Kafkasya'ya gittiğimizde, Çerkez dediğimizde üç bölgeyi kapsıyor. Adige'yi, Kabardey-Balkar ve Karaçay Çerkesi'de kullanılan dillerin ortak adıdır diye geçiyor. Anadolu'da 1952'de Türkiye İstanbul'da kurulan Dostluk Derneği ile bu sürgün halklar bir dernek kurabildiler. 1908'de bir Çerkez ilkokulumuz vardı. Şimdi tam adını hatırlayamadım. Fakat 1918'de o kapatıldı. Ondan sonra da tamamen Çerkezlerle ilgili hem dil hem kültürün yaşaması adına bayağı bir baskı yemeye başladık. 1900 Çerkez Ethem hain ilan edildikten sonra Güney Marmara'da 14 köy sürgüne gönderildi. Oluşan tepkiler sonucunda sürgün durduruldu ama o 14 köyden gidenler geri döndüklerinde topraklarına kavuşamadılar. Çünkü işte onları satıp bir şekilde uzaklaşmalar istendi. Yıllarca düğünlerimiz o bölgelerde yasaklandı. 1965'te benim bölgem Uzunyayla dediğimiz Kayseri'nin Uzunyayla bölgesinde 65 köy bir araya gelerek WIC dediğimiz bir oyunu yasakladılar. Yasaklama gerekçeleri de diğer halklardan katılan, düğünlere katılan insanların bizim kültürümüzü farklı yorumlayıp işte kol kola düğün yapıyoruz biz. Çerkezler işte kol kola yine başladılar. Düğün alan bölgesine doğru gidiyorlar. Yani kötü şeyler yapmak üzerine gidiyorlar. Bakış açısıyla 65 köy katıldı. Büyük bir kase diyoruz biz kongrede. Böyle bir karar alındı ve hala köylerde yapılan düğünlerde WIC yapılmaz. Bunu Kadir arkadaşım da hatırlıyordur. WIC'in yasaklanması olayı. Bunu niye anlattım? Kendi ana dilimizde de böyle kendi kendimize yasaklar koymuşuz. Mesela bu WIC'ler Çarlık'la yapılan savaşta, Çarlık'a karşı verilen savaşta Çar'ın aldığı bir kararla Lubikler nerede görülürse öldürülecek. Yani savaşçı olmaları şart değil. Nerede yaşıyorlarsa, nerede görülürse öldürülmeliler, öldürülecekler diye karar çıkarınca Lubikler kendi istekleriyle komşu halkların dilini kullanmaya başlamışlar. Ve hızla yok olmaların nedenlerinden biri de budur diye düşünüyorum ben. Bu şekilde halklar ve diller üzerindeki baskı uzun yıllar devam etti. İşte Adiyece'de kaybolmaya yol tutmuş, kaybolma tehlikesi altındaki diller arasına girdi. Kafkasya'da ya da şimdiki Rusya'da konuşuluyor, işte seçmeli ders haline getirildi, kullanılıyor diye düşünüyoruz ama 2019'da orada o bölgelerde yaptığımız gezler sonucunda orada da aslında kullanılamadığı, okullarda okutulamadığı gerçeğiyle yüz yüze geldik. Çünkü kamusal alanda biraz önce Duhar yoldaşım dediği gibi kamusal alanda kullanmıyorsanız, evinizde o sesi duymuyorsanız, televizyondan o sesi duyamıyorsanız, ana dilinizde hiçbir şey duyamıyorsanız, siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, üniversitelerde bölümler açın, çok zordur o dili yaşatmak. Gerçekten müthiş bir çaba gerekir. İlk 36 aydır çocuğun dil edinimi,
öğrenmesi değil, edinimidir. Çocuk edinir, toplar. İlk 36 ayda 4 dili çok rahatlıkla konuştuğunu bilim insanları da söylüyor. Ben de kendi gözlerimle şahit oldum. Kafkasya'dan evliydi bir arkadaşımız. Kızı Türkçe, Çerkezce, Rusça ve Adiyece'yi 6 yaşında mükemmel konuşuyor. Çünkü annesi Rusça konuşuyordu, İngilizce konuşuyordu. Kafkasya'da dedesiyle Çerkezce konuşuyordu, her yaz gidiyordu. Türkiye'de Türkçe öğrenmiş. Ve 4 dili de mükemmel konuşuyordu. Şu anda da bu çocuk İngilizcesiyle mükemmel sonuçlar alıyor. Nedenini bilim insanları şöyle açıklıyor. Ana dilini o kadar mükemmel biliyor ki diğer dilleri de o mükemmellikte öğrendi. Çünkü ana diliyle kıyaslamaya kalktığında onlardaki eksikleri tamamlaması gerekiyordu. Böyle bir örneğimizde, önümüzde benim yaşadığım bir durum olarak sizlerle paylaşmak istedim. Adiyece ya da Kafkas dilleri, Kafkas İber dil grubunda. Daha önce Hint Avrupa dillerdi ama son yıllarda Kafkas İber dil grubunda. İber dil grubu dediğimiz Gürcü Megre grubunu kapsıyor. Kafkas dil grubu da işte Adiyece, Abazaca, Abrehçe, Abhazca, Abazaca, Adiyece, Ubihçe, Dağıstanların oluştuğu Dergice, Lapça, Tabaran dili ve Karaçay Çerkesi, Karaçay ve Balkanları da içine alan dilleri bu gruba almışlar. Aslında Karaçay ve Balkanlar özde Türkiye bir halk diye ve onların Türkiye dil kullandıkları şeyi var, savı var. Çeçence biraz daha Urartu dilinden geldiği savı var. Osetçe de Farsi İrani bir dil olarak Kafkas dil grupları içinde yerini almış durumda. Türkiye'de kullanılan hala Abzeh, Jeddo, Hatıkoy dilleri artık Kafkasya'da yaşanıyor. Kafkasya'da Batı Adiyece dediğimiz Çengüey lehçesini temel alan Adiyece, Doğu Adiyece dediğimiz Kaberde, Beslan, Baksan lehçesini temel alan bir dil var. Mesela onun da lehçeleri var. Kafkasya'da kullanılmıyor. Şimdi dili edebi dil haline getirmeye başlayınca bu lehçelerin çoğu yok oluyor ya, ben ona çok üzülüyorum. Çünkü lehçelerde çok daha güzel kelimeler buluyorsunuz. Aynı şeyi atıyorum bir yemeğin söylenişini ya da bir sebzenin, bir meyvanın söylenişini tartışıyoruz aramızda. Nasıl, sizde nasıl söyleniyor falan. Bazen Jadovca'da çok daha güzelini duyuyorsunuz. Ses daha güzel geliyor size. Sizin dilinizde. Ne diyorum bunu? Niye almadılar? Edebi dil olarak bir eğitim dili haline getirmeye başladığımızda da dilde bu çoğunluk, bu güzellikler yok olmaya başlıyor. İşte Anadolu'da 38 dil konuşulduğunu UNESCO'nun yayınladığı dil atlasında gördüm ama ben 38 dili çıkaramadım. Çıkarabildiğim dilleri de o dilleri analım diye yukarıdan aşağıya alfabetik düzende okumak istiyorum. Abhazca, Abazaca, Adiyece, Arapça, Arnavutça, Avarca, Azerice, Boşnakça, Pomakça, Çeçence, Çingenece, Ermenice, Gürcüce, Hençince, Hertevince, bu dil kayboldu galiba, Karaçayca, Kazakça, Kırgızca, Kırım Tatarcası, Kürtçe, Yahudi İspanyolcası ya da Ladino, Lazca, Ubihçe kayboldu. Osetçe, Özbekçe, Pontusça, Trabzon Rumcası da biliniyor. Yunanca veya Rumca, Süryanice, Türkçe, Türkmence, Uygurca, Zazaca. 31 tane dil konuşuluyor şu an Anadolu'da. Böyle dil
Murat Hocam. Evet. Evet, biraz önce biz teşekkür ederiz. Gerçekten bütün o dilleri hatırlatman çok güzel oldu. Ben de elimden geldiğince burada olmayan bazı diller hakkında minik minik bildiğim bilgilerimi ya da hikayeleri anlatmaya çalıştım. İşte Hemşince'yi yani Rumca'dan biraz verdim. Şimdi Ladino hakkında biraz bir bilgi aktarmak isterim. Ladino, ülkedeki coğrafyadaki Yahudi ve Musevi arkadaşlarımızın kullandığı dil. Ladino aslında Yahudilerin kullandığı İbranice'den farklı bir dil. İspanya'dan kökenli, bir İspanyol kökenli bir dil. Ve komik bir hikayesini anlatayım. İspanya'dan göç edilen Yahudiler burada Ladino dillerini kullanmaya devam ettilerler. Ve Türkiye'den İsrail'e göç eden arkadaşlarımızın da İbranice yerine Ladino alfabesini, Ladino'yu kullandıkları için orada tekrar A'dan İbranice'yi öğrenmeye başladıklarını biliyoruz. İspanya'dan bir gün bir tarih çalışması yapan bir heyet gelmiş. Eski Ladino'nun aslında eski İspanyolca'nın bir köke olduğu için Ladino kullanan İspanya'da insanlar kalmadığı için burada Ladino kullanan Yahudilerden Ladino'yu öğrenmeye çabalamışlar ve böyle bir çalışma yürütmüşler. Böyle bir aslında çok güzel, hoş bir hikaye olduğunu ben düşünüyorum. Ve bizim de yaptığımız pankartlarımızda, çalışmalarımızda Ladino dilini genelde pankartlara taşıyoruz. Evet, ben bu anlamda da o tarihsel bir mücadele veren o arkadaşların da eğitimlerindeki o sıkıntılara da biraz izah edeceğim. Türkiye'de azınlıklar diye tabir edilen 3 unsur var, 4 unsur var aslında. Bunlardan bir tanesi bir kod 1 diye kodlandırılan Rumlar, kod 2 Ermeniler, kod 3 Yahudiler ve kod 4 de Süryaniler. Burada özellikle azınlık olarak kabul edilen Ermeniler ve Rumlar olarak görülüyor. Yahudilerin bir yanıyla kendi ana dil yapabilecekleri okulları daha sonrasında hak kazanmışlar. Ama Asurice yani Süryanice diye bahsedilen dilinde özellikle bu coğrafyadaki en kadim haklarından olan bu hakların halen daha ana dil eğitimi yapabilen hakları yok. Lozan Anlaşması'na göre Hristiyan toplumların olarak Lozan'da geçiyor ve azınlık hakları var. Ve dolayısıyla azınlık hakları da azınlık vakıflarının üzerinden azınlık okullarının varlığı. Ve biz ana dilde eğitimimizi azınlık okullarında yapabiliyoruz. Örnek Ermenilerin şu anda 3000 tane öğrencisi var. Orta öğretim ve anaokul ve lise kapsamında. 13 tane de okul var ve biz 13 okulumuzun da içerisinde kendi ana dil eğitimimizi sadece Ermenice olarak ve din dersindeki farklılığımızla din dersi olarak görüyoruz. Geri kalan eğitimimiz tamamıyla milli eğitimi müfredatı içerisinde. Azınlık okullarının aslında ne özel okul ne devlet okulu oluşundan dolayı her iki tarafta da dezavantajlı durumlarını da aslında görebiliyoruz. Bu coğrafyaya baktığınız zaman neredeyse on binlerce okulun varlığı varken sadece 13 okulun, Ermeni okulunun oluşu zaten ülkedeki 1915 Ermeni soykırımı sonrası yaşanan erozyonun halen sürdüğünün geçerliliğini düşünebiliyor musunuz bugün? Bu coğrafyanın 1915'teki 1/5 halkının sayısı, öğrenci sayısı 3000. Bunun yarısı kadar da dışarıda olsa yani bugün öğrenci olabilecek Ermeni sayısı 4000'lerde. Rumların sayısı ise daha vahim. 2000-2500 civarında Rum'un kaldığını biliyoruz. Ve bunların da açık olan okulları, ortaokul, liselere baktığınız zaman 4'ü geçmez. Ve bu coğrafyanın en kadim halkı Süryanilere baktığınız zaman
kendilerindeki manastırlarındaki Mardin'deki manastırlarındaki eğitim verenler dışında herhangi bir eğitim alabilecekleri alan yok. Azınlık okullarının hiçbiri, örnek Yunanca ile Rumca farklıdır. Doğu Ermencesi ile Ermenice farklıdır. Süryanilerin de bu coğrafyaya baktığınız zaman herhangi bir eğitim, öğretim öğretimi yapabilecek, öğretmen yetiştirecek bir durumları yok, eğitim kurumları yok. Sadece öğretmenlerinin sayesinde öğrencilerin yani öğretmenler kendilerini yetiştirerek bir şekilde geliştiriyorlar. Bunu da Ermeni okulları Sev Vakfı diye bir öğretmenlerin kendi oluşturduğu bir vakıf oluşturdu. Orada müfredat çalışmasını yapıyorlar ve kendilerini orada Ermenice'yi öğrenmek isteyen insanlara Ermenice dersi vererek biraz olsun rahatlatıyor. Bu geçmişe baktığımız zaman biraz daha zordu. Şöyle anlatmak isterim. Öncelikle Ermenice eğitim verebilmesi için çeşitli öğretmenlerin zorunluluklu eğitim almaları gereken üniversite kolları ve ona göre yetiştirilmiş olarak stajları gerekliydi. Ama bugün baktığınız zaman bu biraz daha arada bir düzenleme yapılarak Ermenice öğretmen bulamadık diye başvurularında Ermenice iyi bilen birinin aslında çok da ne kadar bu konuda yani yeterliliği de tartışılan birinin öğretmen olarak okullarımızda yetiştiriliyor. Evet, ben kendimde özelimden izah edeyim. Ben ortaokulu ki Ermeni okulda Hrant Dink'in de okuduğu bir okulda Baş Tıbrevank'ta okudum. Fakat bizim 3 senelik yatılı okulda sadece bir sene Ermenice dersi görebildim. Diğer iki sene Ermenice dersi göremedim. Bunun sebebi Ermenice öğretmenimizin ne yazık ki yok oluşuydu. Ve bu bile aslında 1915 sonrası Ermenilerin yaşadıkları sıkıntıların bir anlamıyla karşılığını da anlatır. Benzer durum aynı şekilde Rumlar için geçerli. Bir yandan da şunu da izah etmek de gerekir. Ermenice'nin geçmişiyle ilgili biraz da anlatmak isterim. Ermenice Hint-Avrupa dilleri arasında geçer. 404-405 yıllarında Daronlu yani Muşlu Mesop Maştos'un düzenlemesiyle bu dil ortaya çıkmıştır. Daha öncesinde 300'lü yıllarda Saak Bartef gene bir ruhaninin çalışmalarını derlemiştir ve ek harfleri yaratarak Ermeni alfabesini oluşturmuştur. Daha sonra Rahip Mesop Maştot Gürcü alfabesini de düzenleyen kişi olarak geçer. Ermenice 3 dönemi vardır. Krapar dediğimiz eski Ermenice, orta dönem Ermencesi ve çağdaş Ermencesi ki günlük kullanılan Ermenice olarak bunu söyleyebiliriz. Bugün kullandığımız Türkiye'de bulunan Batı Ermenicesi ise ne yazık ki biraz önce de bahsettiğim gibi UNESCO üzerinde kaybolan diller arasında yerini alıyor. Ermenice ile ilgili biraz önce bazen işte bazı dillere geçişler, bazı kültürler arasındaki diyalogları anlatmaya çalışmıştım. Kadın arkadaşlarımızın, muhtemelen Zühal arkadaşımızın da kurumunun da olduğu bir ana dille ilgili bir video paylaşıldı. Ben çok hoş ve çok keyifle dinledim. Orada da bizim hani arkadaşımız, bir Ermeni arkadaşımız Ermenice birkaç cümle kullanmıştı. Fakat Kürtçe konuşmasını yapan arkadaşımızın arkasında çalan müzikte Ermenice şarkı olduğunu fark ettim. Daha sonra dikkatli dinleyince onun Aram Tigran'ın bir parçası olduğu çok şey geldi. Anladım. Aram Tigran'ın sesi olduğunu geldim. Aslında ne kadar güzel bir şey ki ben dillerin birbirleriyle olan uyumunun ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum.
Hep herkesin ağzında Ermenistan geçince Erivan Radyosu gelir ve Erivan Radyosu'nda bugün bazı parçalar, Kürtçe parçalar tekrar şeye çıkıyor, hayata geçiyor ve ben bu hayata geçen parçaların tekrar arşivlerde ve tekrar yayınlanması çıkıyor. Benzer bir hikayede işte belediye seçimlerinden biraz önce bahsetmiştim. Adalar seçiminde benden bir şarkı istemişlerdi. Ala Levonya'nın bir şarkısıydı, bir halay şarkısıydı. Bir sene sonra ben özellikle HDP'li tüm, özellikle Kürt arkadaşlarımız, halayı bilen arkadaşlarımızın o Ermenice parçayı neredeyse ezbere öğrendiklerini gördüm. Ve ben bu anlamda aslında ne kadar önemli, ne kadar güzel bir bu coğrafyada tekçi anlayışa karşı birlikte bir ses verebilsek ne kadar büyük bir güç ve büyük bir dayanışmanın olabileceğini düşünüyorum. Ben bu anlamda hani derler ya halkların kardeşliği, ben o cümleyi pek çok sevemedim. Halkların en sevdiğim yanı dostluğudur, arkadaşlığıdır. Ve ben bu dostluk ve barışın, arkadaşlığın ben çok güzel bir yanı olduğunu düşünüyorum. Dersimde bir Kürt arkadaşım benden bir Ermenice şarkıya hayat vermesi için bir çeviri yapmamı istemişti. Bugün o şarkı, ben Ermencesini hiç başka bir yerde dinlememiştim. Onlar bulmuşlardı. Ve bugün dersimden çıkarak Anadolu Quartet diye bir grubun, trio bir parçayla, folk bir şarkı grubu olarak dünyanın her yerinde o Ermenice şarkıya hayat veriyor. Bence çok kutsal bir iş. Yani yıllar sonra, yüzyıllar sonra o parçanın tekrar bu coğrafyada çalınıyor olmasını, birbirimize dokunarak yaptığımızı söylemekte çok da önemli geliyor. Biraz önce Raquel Kuyrik'ten, Hrant Dink'in ve Raquel Kuyrik'ten bahsettim. Aslında çok böyle enteresan bir hikayedir. Bu HDP Kadıköy ile ilgili de olduğu için, burası için böyle bir parantez, bir şey anlatayım, bilgi anlatayım. HDP Kadıköy'de bir kongre yapıyorduk. İlk kanun kongrelerimizdendi. Daha ilk çalışmalardı. Kürtçe bir anons yapılacaktı ve Kürtçe anonsu yapan arkadaş da bizim Norzartong'dan bir arkadaşımızdı, Ermeni arkadaşımızdı. Çok iyi akademik, Kürtçe bilen bir arkadaşımızdı. Ve aslında birbirlerinin dillerini bilen, birbirlerinden farklı toplumları o kadar iyi yakın zamanda, yakın zamana kadar vardı ama ne yazık ki bugünlerde nerede birbirimizin o dillerini bile, merhaba demeyi bile unutmuş toplumlar haline dönüşüyoruz. Geçenlerde biraz önce Tülay Vekil'in de bahsettiği Antakya'daki buluşmada ben de katılımcıydım, ben de oradaydım. Vakıflı köye gittik ve Vakıflı köyü bilenler için Antakya'daki tek Ermeni köyüdür. Anadolu'daki tek kalan Ermeni köylerinden biridir. Samandağ'a gittik. Oradaki Çerkez arkadaşlar da Zineps'ten Yahya arkadaşı, hatır buradan selam yollayayım. Çok iyi Arapça biliyordu. Vakıflı köydeki Ermeniler de çok iyi Arapça biliyordu. Ve aslında hiçbiri de birbirlerinin Arapça biliyorlar diye veya hiç de kendi kimliklerini de kaybetmemişti. İnanın da bu memleket birbirlerinin dilini konuştular diye ve kendi dillerini, ana dillerini konuştular diye de bölünmüyordu. Hiç de bölündüğüne de şahit değilim. Aksine insanlar birbirlerine çok da iyi diyalog kurabiliyorlardı. Ben bu anlamda böyle küçük küçük bilgiler, diğer halkların diğer bilgilerini de yaptık. Evet, bugün arzu ederdik bahsettiğiniz dilleri, Erdoğan hocamın bahsettiği dilleri de yer verebilmek. Boşnakçıya yer verebilmek. Bu arkadaşlarımızın hepsinin evinde konuştuğu dillerin günlük hayatta konuşamamasını hep birlikte tartışmak. Ben yıllarca ne yazık ki aslında ne yazık ki demek istiyorum, kusura bakmayın. Her ana dil günü olduğunda Jinevs, işte ben, bizim gibi bir arkadaşlarımız böyle yan yana gelebiliyor. Ama ben bunun aslında bütün seneye yansıyacak bir şekilde devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ana dil günü sadece 21 Şubat'ta bağlayacak kadar basit ve zayıf bir konu olmadığını düşünüyorum.
Ben buradan özellikle kapatılan kurumların ne kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Ana dil eğitim yapan kurumların ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da hep birlikte ana dillerimizle tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak aslında geleceğe de sahip çıkılacağını düşünüyorum. Her ana dil kullanmak, her ana dili bilmek o ülkenin büyümesinde, ilerlemesinde de çok büyük bir katkı olacağını söylüyorum. Bilmiyorum kolaylaştırıcılığı iyi başarabildim mi, yapabildim mi ama ben konuşmacı arkadaşlara, partim adına, HDP adına ve Kadıköy ilçe adına ve Halkların Demokratik Partisi Haklı İnançlar Komisyonu adına teker teker teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraber oluruz, iyi ki de bundan sonra da birlikte mücadele edeceğiz. Bizi dinleyenlere de buradan selam olsun. Yese guzem vor kanimi par hayren hosim. Aysor amen ungerneris yev miyasin hosetsank amen avor lezuleri lısetsank yese hayren paner kanika par mı hosim guzem. Şunarovor mai lezu, şunarovor mairini lezu, yerçanik orer ısenk. Kendi dilimde ben de bitirmiş oldum. Serkeftin.